Dersimize başlayalım. Geçen ders giriş ilk ünitemizi ele aldık. Şimdi ikinci ünite işletme ve çevre. Çevre faktörlerini değerlendireceğiz. İşletmemiz uzayda bulunmuyor sonuçta. Onun da bir çevresel şartları ve faktörleri var. Kaldı ki uzayda bile olsa onun da çevresinde bir takım başka gezegenler, başka dış faktörler var. İşletmeyi bu bağlamda, bu çerçevede bir ele alalım bakalım. İşletmeyi etkileyen çevresel faktörleri, yani bunlar ünite amaçlarımız arkadaşlar. Kitabın giriş sayfasında var, oradan bakarsınız. Bu üniteyi bitirdiğinizde şu sıralanan amaçları yerine getirmiş, bu amaçlara ulaşabilmiş olacaksınız. İşletmeyi çevreleyen faktörleri böyle en dıştan içe doğru ele alabiliriz ya da tersini yapabiliriz. İşletmenin hemen dışındaki çevreye yakın çevre, onun bir üstündeki çevreye uzak çevre, onun da en üstündekine ekolojik çevre deniliyor. Bakalım bizim kitabımızın ele aldığı şekliyle, kitabımızın metodolojisine göre biz çevreyi ele alacağız. Üç basamakta ele almış. Hemen şu görsel yardımcıdan bakalım. Hangileri? İç çevre, işletmenin kendi çevresi bakın. İç çevre onu dış çevre unsuru olarak değil de kendi iç dünyasındaki unsurlar olarak ele alalım. Buradan hemen bakalım. İşletme sahipleri, yöneticiler, çalışanlar ve örgütün kültürü şeklinde. Yansıyı da görebiliyorsunuz değil mi? Hem benim görüntümün yanı sıra yansıyı da görebiliyorsunuz. İçeride bunlar var. İşletmenin yöneticisi olmayabilir. Sadece sahibi, aynı zamanda yöneticisi de olabilir ama sonuçta bu dört tane faktör şu sarı yazıyla yazılan, bunlar iç çevreyi oluşturuyor. Ama biz daha çok dış çevresel, çünkü orada mikro, makro ve küresel çevre olmak üzere üç tane çevre unsuru olduğu için onlara değineceğiz. Yakın çevre diyebileceğimiz mikro çevrede müşteriler var. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yani devletin kurumları olabilir bunlar. İş gücü piyasaları, rekabet ve tedarikçiler. Yani bir şey alacağınız, siz bir şey üreteceksiniz, herhangi bir ürünü üreteceksiniz. O ürünü üretmeniz için gerekli olan ham maddeleri aldığınız, tedarik ettiğiniz, sağladığınız kurumlar, kuruluşlar, işletmeler, örgütler, bunlar da tedarikçiler. Makro çevreye bakalım. Ekonomik, demografik, sosyokültürel, yasal, politik. Ben bunu daha çok aklımda şöyle tutuyorum. PEST, ilk harflerinden. Kitabımız, benim söylediğim PEST analizi Michael Porter'ın dış çevreyle ilgili ifadeleri. P harfi politik, E ekonomik, S sosyal, T teknolojik. Biz de bakalım ne var. Son yıllarda ilave olarak LE harfleri eklendi. Legislation, yani yasalar ve ekoloji. PEST analizi deniliyordu. Şimdi günümüzde PEST-L, PESTLE harfleriyle ifade ediliyor. Bizim kitabımız ekonomik demiş. Hatta bak, en altta politik var, o PEST'in P'si. Yukarıdaki ekonomik E, PEST'in E'si. S sosyal, sosyokültürel dedi. Hem sosyal hem kültürel, burada ikili bir şey var. S, T, yani teknoloji çevre unsurunu kitabımız bu şekilde ele almamış. Ben Michael Porter'dan örnek veriyorum. Akılda kolay kalacak baş harfleri üzerinden siz şey diyebilirsiniz, teknolojik yerine demografik çevre demiş. Yani nüfusla ilgili demografi, doğum ölüm oranlarından tutun da nüfusu ilgilendiren insan gücü, iş gücüyle ilgili her türlü faktörü içine alıyor. Biz iş gücü dediğimiz zaman aklımıza ne gelebilir? Yöneticiler ve çalışanlar, örgütteki çalışan kişiler aklımıza gelebilir. Ama demografik çevre deyince çalışanlar, işsizler, o çalışanların eğitim seviyesi, çalışanların yaşları, çalışanlarla ilgili onların sağlık durumları gibi her türlü unsuru biz demografik çevrenin içerisine koyabiliriz. Dolayısıyla bizim kitabımızdaki makro çevre unsurlarının aklınızda bir şekilde tutun ama ilk harflerinden mi tutarsınız? Bakıyorum, en kolay P harfi var. E harfi var, D var, PEST diyebilirsiniz. Sonuna da yasal çevre.
Yani az önce PEST İngilizce baş harflerinden zaten Türkçesi de birbirine benziyor. Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik dediğimiz hepsi Türkçe'de de aynı. Azerbaycan'da da siz de bu şekilde kullanıyorsunuzdur. Belki aynı kavramları kullanıyorsunuzdur. Burada farklı olarak demografik var ve yasal çevre, legislation dediğimiz yasalarla ilgili yasal çevre bizim dış çevre unsurumuzu oluşturuyor. Küresel çevre vardı. Buna ekolojik çevre unsuru diyenler de var başka kaynaklarda. Küresel çevre sadece bizim örgütümüz değil, bütün örgütleri ortak bir şekilde etkileyen çevre unsuru da küresel çevre. Küresel çevre ve teknoloji. Küreselleşme biliyorsunuz, küreselleşme tabii ulaşım sistemlerinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte dünya birbirine daha yakınlaştığı için küreselleşme gerçekleşti. Bu teknolojinin de kolayca yayılmasına kaynaklık etti. Bu bölümü isterseniz fazla hızlı geçelim. Hani küreselleşmede bildiğiniz bir şey globalizasyon süreci. Teknolojinin de gelişmesi son yıllarda artan bir şekilde nasıl gerçekleştiğini bunu biliyorsunuz. İlk önce küreselleşme ekonomik olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra ulaşımın imkanlarının artmasıyla birlikte, teknolojinin de yaygınlaşmasıyla birlikte giderek hız kazanan ve sınır tanımayan bir gelişme olarak günümüze kadar gelinmiş. Küresel çevre dediğimiz zaman biz şimdi küreselleşmeyi çok geniş olarak tartışmayacağız. Biz işletmeyi etkilediği kadarıyla işletmenin çevre unsurlarını etkilemesi bakımından bize ele alacağız. Bu da ekonomik, politik ve teknolojik olarak küreselleşmenin işletmeler üzerinde etkileri bulunmaktadır. Şimdi biz bu başlıkta bunları göz önünde bulundurmamız gerektiğini ifade ediyor burası. Bu etkilerin en önemli özelliği tüm dünyadaki işletmeleri ve ekonomileri etkilemesi ve iş yapma biçimleri üzerine farklı etkilerde bulunmasından ileri gelmektedir. Teknoloji insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle buna ilişkin bilgilerin tümü şeklinde bir tanım var. Olur da sınavda çıkarsa bunun neyi ifade ettiği, çünkü sınavda genelde sizlerden kavram bilgisi sorulabilir. Şöyle söyleyelim, önce isterseniz şuradan bir giriş yapayım. Bir üniversite mezunundan ne beklenir biliyor musunuz? Kavramlarla konuşması beklenir. Belirli kavramlar kullanarak. Bu işletme alanında çalıştınız. İşletme alanında mezun olduktan sonra diğer arkadaşlarınız da diyelim ki iktisattan mezun oldu. Herhangi bir üniversitenin bölümünden mezun olanlar kendi alanı ile ilgili kavramları bilir ve o kavramlarla konuşurken kavramlar üzerinden konuşur. Bu beklenilir. Dolayısıyla sizler de burada tanımını verip geçtiğimiz şeyleri aklınızın bir kenarına da yazıp onu içselleştirmeniz lazım ki sadece sınavdan geçmek amacıyla değil. Bu kavramları siz yaşantınız boyunca kullanabilmeniz anlamında kavramlara başvuruyorsunuz. Teknoloji konusundaki sınavda bir tanım verildiği takdirde yapacağınızdan çok emin olduğum için burayı çabuk geçelim. Makro çevre unsurlarına devam edelim. Şu şekli bir daha hatırlayalım, oradan devam edelim bakın. Makro çevre neredeyiz? Küresel çevre ve küreselleşmeden bahsettik. Sonra şimdi geldik makro çevreye. Yani dışarıdan içeriye doğru. Bizim kitabımızın yöntemi, metodolojisi işletmeyi en dış unsurdan içeriye doğru ele almak. Bazıları da vardır ki arkadaşlar tersini yapar. İçeriden yakın çevre analizi, işletmenin içinde bulunduğu sektör, piyasa dediğimiz çevreyi inceler. Daha sonra diğer ülke çapındaki makro çerçeveyi, en sonunda da küresel anlamdaki çerçeveyi ele alır. Ama bizim kitabımızın anlatımına göre gidecek olursak küresel çevreyi anlattı. Bunu da etkileyen en çok şey ne arkadaşlar? Teknoloji. Şimdi geldik makro çevreye. En dıştan bir iç kabuğa doğru geldik. Makro çevre unsurlar işletmenin faaliyet gösterdiği ülke ya da ülkelerdeki ekonomi, politik, yasal. Az önce saydık ya, kısaltmalar üzerinden saydığımız demografik unsurlarla ilgilidir dediği, bildiğimiz ilave bir bilgi yok, bildiğimiz bilgiyi tekrar etti burada. İşletmeler hangi ürünlerini üreteceklerine, bu ürünleri nasıl fiyatlandırıp müşteriye sunacaklarına, üretim aşamasının başından sonuna kadar
bilmek ve onu göz önünde bulundurup dikkate alıp ona göre uygun davranmaları gerekiyor. Bunda da verimlilik, etkinlik, etkililik ölçütlerini, rasyolarını kullanmaları gerekiyor. İşte az önceki cümlemiz bitti. Yani ürünün işletmeye girdi, çıkışına kadarki süreçte izlediği yola baktık. İlk aklımıza ne geliyor? İşletme karlılığı öncelediği için ekonomik çevre. Ekonomi biliyorsunuz, ekonominin tanımı ne diye soracak olursanız, ben ta üniversite 2. sınıfta 94 senesinde ekonominin tanımını hani şöyle biliyorum. Kıt kaynakların etkin bir şekilde kullanılması. Kıt kaynakların etkin bir biçimde kullanılması, bakın bunlar önemli. Dolayısıyla ekonomi ne dediğiniz zaman, iktisat ne denildiği zaman siz de bu tanımlar cebinizde olması lazım. İşte üniversite mezunu bir insan kavramlarla konuşur dediğimiz şey bu. Hem kavram hem de o kavramın tanımının ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi ben bu ezberden tanımı üniversite 2. sınıf 94 senesinde kitaptan tanım olarak öğrendiğim ekonominin tanımını size verdim. Buradan okuyalım bakalım ne diyor. Ekonomi, kıt kaynakların sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl kullanılacağı ile ilgilidir. Bu nedenle toplumların üretim, değişim, bölüşüm ve tüketim yapısını inceler. Şimdi ilk cümle, bu nedenle diye başlayan cümleye kadar olan bölüm ekonominin tanımını veriyor. Ekonomi nedir, amacı, kapsamı, esasları, içeriği nedir onu veriyor. Ben ne demiştim? Kıt kaynakların etkin bir biçimde kullanılması. Burada kıt kaynaktan bahsetmiş. Etkinlik vurgusu burada yok ama tanım biraz eksik kalmış. Olması gerekiyor. O yüzden bunu da bilmeniz gerekiyor. Ekonomi, tüketiciler, işletmeler ve devletin her gün verdiği kararlar ile seçimler ile işleyen bir sisteme benzetilebilir. Yani siz her gün bir takım kararlar veriyorsunuz. Bu kararlar, aldığınız kararlar bir takım şeyleri satın almanıza örneğin. Bir takım şeyleri de satın alamamanıza, seçim yapmanıza zorluyor. Çünkü sizin sonsuz sayıda bir imkanınız yok. Kaynaklarınız kıt. Geliyoruz, dönüyoruz, dolaşıyoruz ekonominin tanımına. Kıt kaynakların etkin bir şekilde kullanılması. Bakın az önce verdiğim tanım keşke yukarıda olsaydı kitabımızda. Daha bir sonraki cümleyle daha düzgün ilişki kurabilirdik şu cümleyle. Ekonomi, tüketiciler, işletmeler ve devletin her gün verdiği kararlar ve seçimler ile işleyen bir sisteme benzetilebilir. Sistem bir şeyi almaya, almamaya, üretmeye, üretmemeye karar verdi. Buna karar verdiği anda başka şeyleri alıp almamayı da dışarıda tutmuş oldu. Bir seçim yaptı. Şunu mu almalıyım, şunu mu almalıyım? İşte bu seçimi yaparken rastgele, kafasına göre, herhangi düşünce süzgecinden geçirmeden değil, rasyonel bir doğrultuda ve etkin bir şekilde, bakın etkin kelimesi o yüzden önemli. Ekonomi dersi hocamız etkinlik kavramını anlatırken şu örneği de vermişti. Mesela demişti, futboldan örnek vermişti. Dersimiz ekonomi ama futboldan örnek vermişti. Bir futbolcu düşünün, çok fazla koşuyor, her tarafa koşuyor ama oyunu fazla iyi bilmiyor ya da oyun aklı o kadar iyi değil. Fazla katkı sağlayamıyor takımına. Bir tane de futbolcu düşünün, sahaya çıktığı zaman çok koşmasa da, çok şey yapmasa da, yani isim vermeyelim çünkü hocamız da isim vermemişti. Siz aklınızda o tür bir oyuncuyu düşünebilirsiniz, illaki vardır. Ya da başka bir spor dalı, fark etmez. Bir tane futbolcu sahaya çıktığında birkaç tane etkili hareket yapar ve sonucu etki eder. Verdiği, oynadığı uygun oyunlarla, paslarla bunu sağlar. Aynı şey ekonomi için de geçerlidir. Elimizde kıt kaynaklar var. Onu etkin kullanmalıyız. Ona bakarsanız futbol, atıyorum 90 dakika oynanan bir spor. Senin de kaynağın sınırlı. O 90 dakikada ne yapacaksan yapmalısın değil mi sporcu olarak? Senin de enerjin belli. Sen sabaha kadar o oyunu oynayamazsın. Sen diyelim ki oksijen taşıma kapasitene bağlı olarak vücudunun ne kadar oyunu oynayabileceğin belli. Onu etkin bir şekilde kullanabilmelisin. İşte işletme, şu ürünü alacağım, şunu işte bu ürünü alacağım için bu ürünü de almama param yetmeyecek dediği anda bir karar vermiş oluyor. Bu kararın da etkin olması gerekiyor. O da ekonominin bir gereği. İşletmeciliği dolayısıyla biz ekonomiden ayrı düşünemeyiz.
Ekonomik çevre, işletmelerin faaliyet gösterdiği ülke ya da ülkelerdeki ekonomiye konu olan işlemlerin gerçekleştiği koşulları ve bu koşullardaki değişimleri ifade eder. Şimdi biz diyelim ki ülkenin ekonomik gidişatı, refahı, enflasyon seviyesi, temel makroekonomik göstergeleri, her şey mükemmel. Küresel dış çevrede de sorun yok. İthalat, ihracat açısından. Yani bütün makroekonomik denge dedik ya, hepsini tek tek saymayalım. Bu açılardan mükemmel. Her şey yolunda gidiyorken bir işletmenin işleyişi vardır. Oradaki karar verme süreçleriniz farklıdır. Öyle bir dönem olur ki kriz veya çalkantılı dönemlerde de verdiğiniz kararlar veya işletme mantığı anlamında yapacağınız şeyler bir anda değişiverir. İşte bunlar, siz ekonomik dış dünyadaki gelişmeleri göz ardı edemezsiniz. Bunları muhakkak takip etmeniz gerekiyor diyor. Ekonomik çevre koşullarında bunu etkileyen az önce makroekonomik veriler ve değerler demiştim. Bakınız, gayri safi yurt içi hasıla. Bunu göz önüne alır mı bir işletme? Bir şekilde küçük bir işletme de olsa bunu göz önüne almalı. Yani şimdi çok hayali gibi gelebilir ama özellikle büyük örgütlerin bu tür temel dengeleri, makroekonomik dengeleri gün be gün takip ettiklerini de biliyoruz. Hatta 90'lı yıllarda öyle durumlar vardı ki arkadaşlar, faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde işletmeler temel faaliyet alanları, atıyorum üretime yönelik, ne üretiyorsun? Giysi üreten bir işletme olsun. Zamanında elde etmiş olduğu karı, artı değeri veya işte öz sermayesini faiz oranları yüksek olduğu için temel faaliyet alanlarına değil de üretime yönelik şeylerde değil de faiz veya diğer türlü piyasadan elde edebileceği diğer şeyler üzerinden gelirler elde ediyordu ve bu da işletmenin bilançosunda diğer gelirler kısmında anlatılıyordu. Yani bir muhasebeci olarak düşünün, işletmenin girdisi çıktısı, karı, zararı, her neyse, bunların temel ana faaliyetler üzerinden yaptığı bir elde ettiği gelir vardı. Bir de diğer gelirler dediğimiz bu tür faiz veya türevi ya da menkul değerler, yani alıp satına kolayca alıp satınılabilen para ve para formundaki bir takım değerleri alıp satmasıyla elde ettiği gelirler söz konusuydu. Demek istediğim, özellikle büyük firmalar, elinde öz sermayesi, nakdi fazla olan öyle firmalar var ki artık bu nakdi nereye enjekte edeceklerini bile düşünme konusunda oldukça fazla şeyi göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Bakalım enflasyon, ikinci şey, az önce daha cümlem henüz bitti biliyorsunuz. Özellikle faizin yükseldiği dönemde işletmeler ne yapar arkadaşlar? Prodüktif üretimden, ya prodüktif yatırım anlayışından spekülatif yatırım anlayışına doğru geçerler. Enflasyon yüksekse bunun paralelinde, bunun hemen buna koşut olarak ortaya çıkan enflasyonun da yüksek olması durumunda üreticiler, ürettiğim şeyin, acaba ben bu ürettiğim ürün için harcadığım parayı satarken alabilecek miyim? Veya bu harcadığım parayı fiyata yansıttığım zaman müşteri bunu almak isteyecek mi diye kafasında soru oluştuğu zaman elindeki fazla sermayeyi bu tür spekülatif dediğimiz enflasyona duyarlı menkul değerlere, borsaya olabilir, dövizi olabilir, altını olabilir, kolayca al sat yapabileceği, yükseleceğini öngördüğü bir takım alanlara bunu devşirebilir. Faiz, enflasyon, faiz birbiriyle böyle at başı giden kavramlar. O yüzden biz gözlerimizi dış dünyadaki şeylere kapatamayız. İşletme olarak, küçük işletme de olsak, televizyonu açtığımızda altyazı olarak geçiyor. Köşede o değerlerin, işte döviz ve altın fiyatlarının veya borsanın değerlerini sürekli gördüğümüz bir şey. Buna gözümüzü kapatamayız. Bunu bırakın işletmeci olmayı, dışarıdaki herhangi bir düz bir vatandaş da, layman de denildiği, sokaktaki insan diye İngilizce karşılığı layman olan normal insanlar da bunu sürekli takip ediyor. Döviz kuru, özellikle Türkiye'de mesela dalgalı döviz kuru sistemi
benimsendiği için ekonomik olarak sürekli değişkenlik arz ettiği için insanlar bu döviz kuruna sadece işletmeciler değil herkes zaten yakından izlediği bir şey bu. Bildiğiniz bu ana kadar hep bildiğiniz şeylerden yürüdük. Pek öyle ilk defa duyduğunuz şey karşınıza çıkmadı. Dersimizin de sanırım bir 20 dakikalık süresi geçti. Şimdilik bir soracağınız bir şey var mı? Çünkü yansılarımızı hemen hemen yarıladık. Yarıdan sonrasını biraz daha hızlandırarak dersin sonuna doğru geleceğiz. İster aklınıza takılan şey varsa şimdi sorun ya da ben biraz daha erken bitireyim. Dersin bitmesinden 2-3 dakika erken bitireyim o zaman sorun. Var mı soracağınız bir şey arkadaşlar? Aynen. Yok mu şimdilik? Tamam. Politik ve yasal çevre dediğimiz politik çalkantılar olabilir. Ülkeler arası sürtüşmeden kaynaklanan bir çalkantı olabilir. Genel anlamdaki bütün dünyadaki bir takım krizler, bölgesel çatışmalardan kaynaklı olabilir. Her şey ekonomiyi, o da işletmeleri muhakkak etkiliyor arkadaşlar. Politik ve yasal çevrenin en önemli faktörü düzenleyici ve standart koyucu otorite olması bakımından devlettir. Politik unsur, şimdi ben yönetimle ilgili çalışma yaptığım için yönetime en yakın alan siyaset bilimi arkadaşlar. Siyaset biliminde de eskiye doğru bütün filozoflara bakıyorsunuz. Hepsi bütün yani onlarca filozofun eserini ayrıca okudum. Normalde ikinci kaynak eserleri de okuyorum. Orada hemen özellikle eski çağ filozoflarına bak. İlk çağ, orta çağ ve yakın çağdaki hemen hemen bütün filozoflar. Devlet nedir? Devlet hangi görevleri üstlenmeli? Hangi noktalara nüfuz etmeli, ne yapmalı, ne etmeli gibi devletin görevlerini kendine göre, kendi meşreplerine göre, kendi düşüncelerine göre açıklamışlar arkadaşlar. Dolayısıyla yasa koyucu, bu mekanizmayı işleten, yasamayı da, yürütmeyi de, yargıyı da, bütün üç temel erki de bünyesinde bulunduran sistem devlet. Dolayısıyla her türlü vergiyi bizden alan, o verginin karşılığında yatırımları bizlere sunan en başat aktör devlet. Tabii işletmeler de bir ülkenin şeyleri gibidir arkadaşlar. Fabrikadaki çalışan, işleyen makineleri gibidir. Onları da bir tarafa atamayız ama sonuçta kim olursa olsun dışarıdan gelen doğrudan yabancı yatırım aracılığıyla gelip ülke içerisinde yatırım yapan işletmeler de devletin yasalarına tabi arkadaşlar. Devlet pek çok alanda olduğu gibi ekonomik hayat üzerinde de çok önemli etkiye sahiptir. Devlet yarın dese ki dalgalı döviz sisteminden geçiyorum. Bu çok zor ihtimal ama dalgalı döviz sistemini ortadan kaldırıyorum. Sabit kur sistemine geçiyorum dese biz itiraz edebilecek miyiz? Mesela şu anda Arabistan'da sabit kur sistemi var. Bildiğim kadarıyla 1 dolar 3.82 veya 3.83 Arabistan riyaline eşit. Belli bir oran belirlemişler. Ben öyle aklımda kalmış. 1.83 de olabilir hatırlamıyorum. Belirli bir oranı devlet koymuş. O oranı sürdürmek istiyor. Hatta ben Arabistan'a gittiğimde oradaki bir hocamız şeyi sordu. Yani bunu Türkiye'de neden acaba böyle sabit bir döviz kuru sistemi yok burada var gibi. Ben hemen kısaca açıkladım. Yani orada belki 15-20 dakikada açıklanabilecek bir şey. Kısaca açıkladım dedim. Hani bu ülkenin petrolden elde ettiği geliri döviz veya altın rezervi olarak çok büyük miktarda bir yerde bir rezervi vardır muhakkak. O rezervine güvenerek bu sabit kuru denk tutabileceğini öngördüğü için böyle bir sisteme başvurmuş, böyle bir şeyi öngörmüş. Yani bu devletin bir politikası. Bunu da ekonomiye bu şekilde yansıtmış. Türkiye'nin böyle bu tarzda büyük bir döviz ya da altın stoğu olmadığı için, tabii kaynakları bu kadar olmadığı için, nüfusu da ona göre fazla olduğu için, belki de giderleri fazla olduğu için ya da devlet politikası 80'li yıllara kadar sabit kur sistemi vardı veya işte dalgalı kura bir yere kadar müdahale ediyordu. Bir yerden sonra bir yere kadar serbest bırakıp belli bir yerden sonra müdahaleci bir ekonomi anlayışı vardı belki ama şimdi özellikle 83 yılından sonra serbest bir piyasa ekonomisine geçildi ve bu da devletin düşüncesi ve bakış açısı ekonomiye doğrudan doğruya yansıdı. Sosyokültürel çevre arkadaşlar. Yabancı bir ülkeye gittiğiniz zaman oranın kültürel ve sosyal çevresine uygun bir şekilde yatırım yapmanız gerekiyor. Belki çalışanlarınızı o yörenin insanlarından alıp istihdam etmeniz gerekiyor. Sonuçta kültürel bir çevrede yaşıyoruz. Doğduk bu yaşımıza gelince kadar hep o çevrenin içindeydik. Şimdi bu çevreden bulunduğumuz kültürel çevreden kendimizi böyle izole edip tamamen kapatıp
Gidip orada bir işletme kuramayız arkadaşlar. Ya da dünyanın güney yarımküredeki bir ülkesindeki bir kültürel kafayla, kültürel bakış açısını getirip bizim ülkemize olduğu gibi yapamayız. Bu dışarıdaki, bu dışsal unsura gözümüzü kapatamayız. Demografik çevre dediğimiz şey nüfus bilimi anlamına geliyor demografi zaten. Bunun içerisinde neler var? Bir ülkenin nüfusunun yapısı, gelecekteki olası seyri, demografinin ilgilendiği temel konulardır. Ben işte bu çalışma istihdam hayatının içerisinde olabilecek 15 ile 65 yaş arası genelde kabul edilir. Bunların sayısı, niteliği, eğitimi, yaşı, sağlığı gibi bir sürü faktör saydım. Ama kitabımız ne diyor? İki temel. Bunu iki temel göstergeye indirgiyor. Biri yapısı, bir de gelecekteki seyri. Gelecekte giderek yaşlanan bir nüfusa mı sahibiz, giderek gençleşen mi gibi bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mikro çevre dediğimiz dışarıdan içeriye doğru gidiyorduk yavaş yavaş. İşletmenin kapısından burnumuzu hemen dışarı çıkardığımızda karşımıza çıkan çevre unsurlarına değineceğiz kısaca. Mikro çevre işletmenin faaliyet gösterdikleri sektörde bakın. Buna sektör çevresi de deniliyor, iş çevresi de deniliyor. Yakın çevre unsurları da denilebiliyor. Bizim kitabımız mikro çevre demiş. Dolayısıyla 4 tane kavramla biz benzer şeyleri, aynı şeyi 4 farklı kavramla ifade edebiliyoruz. Demek ki üniversite mezunu insanlar ne yaparmış? Kavramlarla konuşurmuş. İşletmenin içinde bulunduğu çevre unsurları çok çeşitlidir. Bunlardan ilk hemen işletmenin dışındaki ilk katmanı, ilk atmosferi teşkil eden mikro çevre unsurudur. Buna biz sektörel çevre de diyebiliriz, yakın çevre de diyebiliriz, iş çevresi de diyebiliriz gibi bakın. Bir tanım cümlesi kurdum. Tanım cümle, yani bunu ezberden şu anda durduğum yerde böyle bir tanım verdim. Bu tanımın içerisinde 4 tane kavramı peş peşe kullandım. Sadece kitabımızda mikro çevre yazıyor deyip ona bağımlı kalmadım. Sonuçta dediğimiz gibi sizleri de buna teşvik etmeye çalışıyorum. Sizler de bu dersteki kavramları öğrenin ve akademik bir çevrede konuşurken de bu kavramlarla konuşmaya çalışın. Sokak diliyle değil de daha akademik bir lisanla, üslupla ve dille konuşmaya çalışın arkadaşlar. Mikro çevrede ilgi alanımız makro çevreden farklı olarak işletmenin faaliyet gösterdiği sektörle ilgili. Ayakkabıcılık sektöründe çalışıyorsanız sizi ilgilendiren alanlar, yani deri sektörü, deri kimyasalları sektörü, ondan sonra o sektördeki çalışan iş gücü gibi yakın unsurlar sizi ilgilendirir. Yoksa az önce saydığımız politik, teknolojik, demografik, ekonomik şeyler biraz daha işin uzağında kalan bir sonraki aşamayı ifade ediyor. Makro çevredeki değişimler sektör ayırt etmeksizin tüm işletmeleri etkilemektedir. Yani siz demir çelik sektöründe de olsanız, boya sektöründe de olsanız, kimya sektöründe, hangi sektör olduğu fark etmez. Muhakkak sizin bir rakip işletmeleriniz vardır, rakipler vardır. Onlara göre hareket etmeniz gerekir. İşletmenin müşterileri, tedarikçileri, rakipleri, dedim ya, işletmeden burnumuzu çıkardığımızda ilk karşımıza çıkan unsurlar mikro çevre unsurları. Burada müşterileri uzun uzun anlatmış. Bunu anlatmaya gerek var mı arkadaşlar? Bir şey ürettiniz, satacağınız kişiler, müşteriler. Onların da özelliğini bilmeniz lazım. Satın alma gücü nedir? Siz şimdi bir şey ürettiniz ama bakalım ki şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben memlekete gittiğimde ben yaklaşık bir 35 yıldır kendi şehrimin dışında yaşıyorum. Başka şehirlerde yaşadım. Kendi şehrime gittiğimde artık demek ki oradan biraz yabancılaşmışız. Bunu bir örnek olarak söyleyeyim, aklınıza kalsın. Burada büyük şehirlerde biraz pahalıya yediğimiz yiyecekleri, diyelim ki kebap yiyorsun, herhangi bir şey yiyorsun, o kendi memleketimde çok ucuza yiyordum ve buna her zaman şaşırdım. En son bir gaf yaptım aslında, söylememem gereken bir şey ama biraz da cahilliğime yorun. Dedim ki ya bu kadar güzel yemekler, bu kadar lezzetli yemekleri nasıl bu kadar ucuza alabiliyorum? Yani neden bu kadar ucuz diye oradaki bir esnafa sordum. Bana söylediği şey şu: eğer dedi bunun fiyatını pahalı tutarsak biz bu yiyeceklerin kime satacağız diye sordu. Yani şunu demek istiyor. Buradaki
müşterilerin, buradaki bu şehirdeki insanların satın alma gücü düşük. Hatta bunu ülkeler bazında düşündüğünüz zaman buna satın alma paritesi deniliyor. Türkiye'de mesela diyelim ki bir kilo elmayı dolar karşılığında 25 sente alıyorsanız belki de Avrupa'daki bir ülkede 3 euroya alıyorsunuzdur. Onu bilemiyorum. Satın alma paritesi anlamında o anlamda gıda ve tekstile yönelik satın alma gücü yüksek. Ülkeler bazında düşündüğünüzde buna satın alma paritesi deniliyor. Yani insanların harcayabileceği kendi tamam belki kişi başına düşen milli gelir düşük olabilir bazı ülkelerin ama satın alma paritesi kendi ülkelerinde o elde ettiği parayla temel ihtiyaçlarını giderebilme anlamında ülkeleri kıyasladığımızda satın alma paritesi değişebilir. Bu makro yani ülkeleri kıyasladığınızda bu şekilde. Aynı şey şehirler için de geçerli. Ben Türkiye'nin büyük şehirlerine göre kendimi düşünüp kendi memleketimde böyle bir soru sordum ve aslında ben bunu bir iki yıl önce yaptığım bir şey. Bunu belki düşünmem, belki akletmem gerekiyordu ama orada da piyasanın, sektörün gerçekliğini anlamış oldum. Benim memleketim yani gelir düzeyi düşük, fakir bir memleket olduğu için, küçük bir şehir olduğu için gerçekten de o esnafın dediği şey doğru. Diğer büyük şehirlerdeki gibi yüksek fiyatla o gıdayı satacak olsa kime satacak? Müşteri bulamayacak. Dolayısıyla o da istediği kadar kaliteli ürün satsın, istediği kadar güzel, nefaset deniyor. Bir yemeğin lezzetinin iyi olmasına ne deniyor? Nefaset. Nefaseti istediği kadar yüksek olsun. İşçiliği, sunumu ne olursa olsun belli bir ücretin üstüne çıkamıyorlar. Müşterileri o yüzden göz önünde bulundurmanız lazım. Tedarikçiler. Tedarikçiler de öyle arkadaşlar. Siz bir şey üreteceksiniz. Üretmek için ya da üretmenize de gerek yok. Herhangi bir şeyi alıyorsunuz. Pazarcısınız mesela. Halden domatesleri, biberleri, sebzeleri, meyveleri alıyorsunuz. Götürüyorsunuz başka bir pazarda satıyorsunuz onu. Sizin tedarikçiniz haldeki o komisyoncular, hal esnafı. Siz de tedarik ettiğiniz şeyler orası. Size aynı kavram kullanılıyor mu tedarikçi, tedarik? Ne diyorsunuz aldığınız, ne diyorsunuz bunun adına ne diyorsunuz? Sizde ne geçiyor? Tedarikçi olarak. Peki sattığınız müşteri aynı kavramı kullanıyor musunuz? Evet. Tamam. Demek kavramlarda bir farklılık yok. Rakipler ve rekabet. Aldık sattık. Şimdi sıra geldi rakiplerimize. Bunda da neyi ifade ettiğimiz anlaşılıyor. İsterseniz kitabı tanıma oradan bakalım ama anlaşılan bir şey var mı buna? Rekabetin temel unsuru şu. Siz bir şey üretiyorsunuz, onu satmaya çalışıyorsunuz. O kadar gayret sarf ediyorsunuz, aklınızı, fikrinizi, beyninizi hep o işe veriyorsunuz. Sabahın erken saatinde iş yerini açıyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz, onu mağazaya koyuyorsunuz, müşteriye güzel bir sunum yapmaya çalışıyorsunuz, akşam yarın ne yapacağınızı düşünüyorsunuz gibi hep aklınız, fikriniz o işte. Ama aynı şey diğer işletme için de geçerli. O da o işletmedeki çalışanların eli armut toplamıyor. Onların o işletmenin aklı başka şeye çalışmıyor. Aynı düşünceler, aynı senin düşündüğünün çok benzerlerini, belki senden çok daha güzel fikirler, iyi orijinal düşünceleri o senin rakibin olan işletmeler de düşünüyor. Dolayısıyla sen de bir adım öne geçebilmek için müşteriye daha kaliteli, daha sağlıklı, daha iyi ürün sunabilmek için sen de sürekli olarak rekabeti göz önünde bulundurman gerekiyor. Rakipler rekabet. Sektöre giriş engellerinin düzeyi. Bu şöyle arkadaşlar, diyelim ki siz büyük bir firmasınız, küçük bir firma o sektöre gireceği zaman o sektöre girip size rakip olmasın diye fiyatlarınızı düşürüp onu zarar ettirip sektörden silmek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla buna giriş engeli deniyor, bariyer deniliyor. Yani şimdi diyelim ki sizin belli bir cebinizde paranız var. Ben şöyle gideyim demir çelik sektöründe bir fabrika açayım diyemezsiniz. Özellikle demir çelik sektörünü örnek veriyorum. Çünkü bir demir çelik fabrikasının kurulabilmesi için artık trilyonlarca mı milyarlarca mı ne kadar para harcanacağını aklım bile ermeyebilir. Çok büyük bir yatırımdan bahsediyoruz. Hatta Türkiye'nin ilk kuruluş döneminde bütün demir çelik fabrikalarını
devlet kendisi kurmuş. Çünkü bunu kurabilecek bir müteşebbis, bir girişimci, bir işletmeyi kurup işletebilecek seviyede bir kesim, bir insan yok. Dolayısıyla bu tür onu da geçtim. Başka bir sektör diyelim. Daha başka bir sektörde gidip bir işletme kurmaya çalışsanız hemen rakipleriniz size karşı çeşitli manevralar ortaya koyacaklar ve size bu sektöre girmenizde pes edeceksiniz. Belki diyeceksiniz ben girmesem daha iyi diyeceksiniz. Benim cebimde ki parayı başka şekilde değerlendireyim diyebilirsiniz. Bunlar sektöre giriş engelleri. Bunu da yine Michael Porter açıklamış arkadaşlar. Sektör bariyerleriyle aynı kavramları açıklamış. İkame ürünlerin varlığı. Şimdi diyelim ki siz en klasik örnektir bu. Hemen paylaşalım. İkame ürün deyince aklımıza çay ve kahve gelmeli. Çay üretimi azaldığı takdirde onun yerine kahve, meşrubat, soda gibi o tür içeceklerle biz onu ikame edebiliriz. Diyelim ki siz bir ürün ürettiniz, şöyle bir keçeli kalem ürettiniz. Bunu siz kalkıp da çok yüksek bir fiyata satmaya çalışırsanız ya da diyelim ki bunu ürettiniz, ilk önce güzel bir kar elde etmeye başladınız, çok talep gelmeye başladı. Bu sefer daha fazla kar edeyim diye fiyatını yükselttiğiniz zaman ben tüketici olarak derim ki ya keçeli kalem değil de kurşun kalem kullanıvereyim dersin veya tükenmez kalem ya da pilot kalem veya işte başka türlü kendinizi şeye ikame ürün, onun yerine ikame edebileceğiniz başka bir ürüne geçebilirsiniz. Tedarikçilerin pazarlık gücü de şöyle söyleyelim. Şimdi siz bir yere bağımlıysanız eğer tedarik ettiğiniz tek bir tane firma monopolistik bir şekilde tekelci bir konumdaysa, siz de o tekel olan firmadan bir şeyi alıp da bir şey, başka bir yere satmaya çalışıyorsanız o anlamda fazla bir seçme şansınız yoksa, yani tedarikçi çok sizin karşınıza çok güçlü bir şekilde duruyorsa, o zaman işletme anlamında fazla durumunuzun parlak olduğu söylenemez. Ama tedarikçiler, çok sayıda tedarikçi var. Bunlardan en uygun ürünü alanı gidip onu tercih etmeye, yani satıcılar diyelim, tedarikçiler demeyelim isterseniz. Daha sade konuşalım, satıcılar. Siz bir şey almak istediğiniz zaman, aldınız ama siz işletmezsiniz. Alıp onu tüketme anlamında değil. Yani kişi olarak düşünmeyin. İşletmezsiniz. Satıcılar var. O satıcılardan bir şey alıp siz de kendi satıcılarınıza satmak istiyorsunuz. Kendi müşterinize satmak istiyorsunuz. O sırada tedarikçilerinizin pazarlık gücü yüksekse, bir tane iki tane tedarikçi varsa, siz onlara mahkumsanız, siz onlara mecbursanız ve onlar sizi fiyat düşürmüyorlarsa, o zaman işletme anlamında kar oranınız sizin de düşecektir. Ama az önce dediğim gibi çok sayıda satıcı varsa, çok sayıda tedarikçi varsa, onların da pazarlık gücü düşüyor demektir. Yani tedarikçilerin arasında, satıcıların arasında bir rekabet varsa bundan işletme olarak sen de faydalanırsın. Gelelim alıcıların pazarlık gücü. O da siz bir şey ürettiniz ama sizin gibi çay üretiyorsunuz. Hatta Azerbaycan'ın 2008'deki ben reklamını hatırlıyorum. Azerbaycan devlet reklamını, ben o sırada yurt dışındaydım. Visit to Azerbaycan diye bir, yoksa Come to Azerbaycan diye bir, öyle bir sloganı vardı. İngilizce olarak orada görüntüler geçiyordu. Mesela orada bir sahnenin birisinde çay vardı mesela. Demek ki sizde de belirli yerlerde çay üretimi gerçekleşiyor. Şimdi diyelim ki siz Azerbaycan'da bir çay işletmecisi fiyatını çok yüksek tutarsa, bunu ihraç etmeye çalışırsa başka bir ülkeye, başka bir ülkedeki de Azerbaycan çayını değil de Seylan çayını alır, Türkiye çayını alır, Çin çayını alır, başka çaylara yönelir ya da bitki çayı alır ya da kahveye yönelir. Dolayısıyla burada da alıcıların pazarlık gücü şöyle, o reklamdan, Azerbaycan'ı tanıtan o filmden hatırladığımı söylüyorum. Çok güzel bir görünüşü, çok güzeldi, tamam. Ama fiyatı yüksek olduğu takdirde ben bir müşteriysem eğer, küresel ölçekte başka bir ülkeden ihracat yapıyorum. Alıyorum ürünleri, ülkelerden alıyorum, başka ülkelere götürüp satıyorum diyelim. Ben taşıma firmasıyım diyelim.
ben yüksek olması durumunda Azerbaycan çayına talebim azalır. Mevcut rakipler arasındaki rekabet. Bu da yine bakın arkadaşlar dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane güç analizi var. Bu da yine Michael Porter'ın 5 güç analizi dediğimiz unsurları kapsıyor. Sektöre giriş ve yeni firmalar sektöre girip girmemesi buna bağlı. İkame ürünler var. Başka şeyleri tercih edebilir müşteriler çünkü rekabet söz konusu. Tedarikçiler, bu işin bir alıcı tarafı var, bir satıcı tarafı var. Alıcılar, satıcılar. Bir de kendiniz varsınız ama kendiniz de bir rekabet halindesiniz. Şu 5. madde de onu ifade ediyor arkadaşlar. Rekabet onu ifade ediyor. Bu 5 tane unsurdan ilk anlattığımızda zaten sektöre yeni girecek olanlar idi. Onlar da sizin rakipleriniz ama henüz daha girmediler. Ha girdi ha girecekler. Belki yakın bir zamanda girecekler. Dolayısıyla hepsi de alıcı, satıcı ve ortadaki sen. Yani işletme olarak seni 3 unsuru ifade ediyor. Bu 3 tane unsuru 5 tane farklı kavramla ifade ettik. İkame ürünlerden tutun da işte alıcılardan, satıcılardan, müşterilerden, rekabet. İşte bu kavramlar, işte işletmeciliğin temel kavramları bu konuyla ilgili olarak bu şekilde ifade edilmiş. İş gücü piyasası, iş gücü piyasasına az önce ucundan kulağından demografik faktörlerde değindik. O yüzden fazla üstünde durmayalım. Rakipler, düzeltiyorum, rakipler, rekabet, mevcut rakipler arasındaki rekabet, müşterilerin pazarlık gücü, bunlar iş gücü piyasası. Çevresel belirsizlik işte iş gücü piyasasına etki eder mi? Tabii ki etki eder. İşletme iç çevresi, biz dış çevreden geldik, ekolojik yani küresel, ondan sonra makro, mikro, en sonunda işletmenin içine kadar girdik. İşletmenin içerisinde yöneticiler var dedik, çalışanlar var dedik, çalışanlar arasındaki ilişkiler var dedik, motivasyonel faktörler var dedik, örgüt kültürü var dedik. Bunları kısaca bakalım arkadaşlar. İşletme içi basit bir çevre mi, karmaşık çevre mi? Teknoloji üreten bir Ar-Ge firmasıysanız çok karmaşık süreçler söz konusu olabilir. Ama diyelim ki basit bir ay çekirdeği üreten firmasınız ya da zeytinyağı üreten firmasınız. Daha basit işlemler söz konusuydu. O da iç çevre olarak karmaşık mı yoksa basit mi olduğunu gösterir. Statik veya dinamik çevre. İç çevre unsurları diyelim ki siz mevsimlik tarım işçilerini alıp onları mevsimlik bazda çalıştırıp yazın çalıştırıp kışın bırakan, yani iç çevre unsurları sadece işçilik örneği üzerinden durdu. Bu anlamda değişiklik, yani dinamik bir çevre iç çevreyi mi yoksa statik bir iç çevreyi mi ifade ediyor? Bu da önemli. Yani bu sadece işletme içi çevresi söz konusu değil. İşletme dışı için de bunu söyleyebilirsiniz. Öyle bir sektör vardır ki yine demir çelikten örnek verelim. Hemen hemen kolay kolay atıyorum yakın bir zamanda demir çelik ürünlerine bir ambargo söz konusu oldu diyelim. Ülkeler arası bir takım ilişkilerden dolayı. Ancak o tür durumlarda bir böyle sektörlerde değişiklik olabilir. Onun dışında sektör, böyle hantal sektörler durgun olabiliyor ama teknolojiyle ilgili hep örneğini oradan veriyoruz. Çünkü teknolojiyle ilgili çevresel koşullar değiştiği anda bu tür dinamik, statik dediğimiz farklılıklar da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dış çevreye uyum politikaları. Şimdi geldik, dayandık. Adaptif, yani uyumcul. Biz kendi statikomuzu koruyup yaptığımız şeyleri sürdürmeyi mi düşünüyoruz, yoksa çevresel şartlara, değişen durumlara uyuma dönük hareketler yapmalı mıyız? Ona, dış çevreye karşı ne tür uyum davranışları sergilemeliyiz? Bunu ifade ediyor arkadaşlar. İşte bu paragrafta da paydaşlarla güvene dayalı yakın ilişkiler geliştirmek, işte uyum politikasını nedenli iletişime açık olursanız, iletişim kanalları nedenli açık bulundurursanız, bu da bu anlamda olumlu bir kazanım elde edersiniz vurguluyor burada. Dış çevreye uyum kapsamında bir de diğer işletmelerle şirket evlenmeleri, birleşme veya ortak girişimler gibi konular vurgulanmış arkadaşlar. Yani siz diyelim ki ekonomik anlamda iyi bir işletme, bir varlıksınız, bir değersiniz.
Her zaman az önce sürekli diğer firmaları rakip gibi gösterdik ama rakip değil, birlikte iş birliği yaparak stratejik ortaklık veya şirket birleşmeleri, şirket evlenmeleri, merger'lar yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu sayede uyum sağlayabilirsiniz. Bu uyum mekanizmalarından birisi. O rekabette yani birbirinizle çatışıp birbirinizi yok etmektense birlikte güç, yani bunu tekel birleşip tekelleşme, piyasayı, sektörü ele geçirme anlamında söylemiyorum. Güç birliği yapıp uyum sağlama anlamında söylüyorum. İşte esnek ve organik örgüt yapıları dediğimizde çevresel değişikliklere elastikiyet, yani İngilizcesi elastikiyet ve organik dediğimiz, yani mekanik, tek tipçi, değişmeyen, statikocu, sabit değil de organik, daha değişmeye esnekliğe açık örgüt yapısını biz şey yapabiliriz. Dış çevreyi analiz etmede kullanılabilecek tekniklerde de işte PEST analizi, az önce dersin başında vurguladım, PEST, politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik analiz. SWOT analizi, bu da kendi güçlü, güçsüz, bunu biliyorsunuz değil mi? SWOT analizini duymuşsunuzdur. Baş harflerini İngilizce'den almış. Strength and weakness, opportunity, threats. Yani güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler. Sizin işletmenizin güçlü yanları ne, zayıf yanları ne? İşte futbol maçında bile siz rakibinizin güçlü taraflarına önlem almaya çalışıyorsunuz. Kendiniz güçlü taraflarınızı ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hatta bayanlar açısından ben bir yerde duymuştum. İşte bir güzellik uzmanı söylüyordu. Bayanların cilt bakımı yaparken güzellik uzmanı bakıyor. Bu bayanın hangi özelliğini ön plana çıkarmak istiyorsa onu mesela onun üzerine işlem yaparak, makyaj yaparak o özelliğini iyice ön plana çıkarıyor. Belki fazla dikkat çekmeyen veya ufak bir kusuru varsa da onu, o zayıf yön. İşte şey gibi, SWOT analizini öyle düşünebilirsiniz yani. Basit bir örnek gibi verdim ama aynı şeyi bütün işletmeler, örgütler yapıyor. Bu düşünce milattan önce 500'lü yıllarda Sun Tzu tarafından ortaya atılmış bir şey. İki orduyu kıyaslarken diyor ki işte siz kendinizin zayıf yönlerini, güçlü yönlerini bilmezseniz, bir savaşa girerseniz kaybedersiniz diyor. Çünkü sen güçlü yönlerini bilmiyorsun ki onu kullanasın. Rakibinin zayıf yönlerini bilmiyorsun. Yani kör dövüşüne girmiş olursun. Karanlık bir odada insanların birbiriyle kavga etmesi gibi öyle bir anlatım ortaya koyuyor. Dolayısıyla SWOT analizini öyle düşünmeniz lazım. Dış çevreyi anlamaya yönelik Delphi tekniği de işte gelecekte ne olabilir, geleceğe dönük öngörülerde bulunma şeklindeki bir bakış açısı arkadaşlar. Senaryo hazırlama da işte olası kötü veya iyi durumları ortaya koyup bunu bir oyuna dönüştürmek adeta. Trend analizi, bu da yine Delphi tekniği gibi gelecek öngörüsüne dayanan. Bir de şu anda hali hazırda diyelim ki gençler neyi öngörüyor? Siz gençlere dönük bir tüketim ürünümü sunmak istiyorsunuz. Gelecekte bu tüketim alışkanlığı, davranışı nasıl değişebilir? Buna yönelik trend neyse ona uygun üretimi yapmaya çalıştığınızda da bu anlamda uyum çabasını, çevresel faktörlere uyum çabasını ortaya koymuş olursunuz. Özetle söylemek gerekirse, işletmeyi etkileyen faktörler sadece iç faktörler değil, yakın ve dış faktörler de söz konusu. Bunlara ne yapmaya çalışıyor işletme? Uyum sağlamaya çalışıyor. Bir de uyum sürecinden önce biz neden bahsettik? Bir de işte kendini rekabette ön plana çıkarmaya çalışıyor. Rekabette ilk önce biz çevre şartlarını saydık. Bunların üstesinden gelebilmek için kendimizi bir konumlandırmak istedik. Rakiplerimize üstünlük sağlamanın nasıl olabileceğini anlattık. Bir de dedik ki ya böyle bir çatışmacı, kavgacı bir rekabet anlayışındansa daha uyumcu, daha adaptif bir anlayışı nasıl benimseyebiliriz? Bunları tartıştık bu derste arkadaşlar. Selametle kalın, hoşça kalın.